Arkadaşlar hoş geldiniz. Yine bambaşka bir konuyla karşınızdayım arkadaşlar. Benim en iyi bildiğim iş aslında motosiklet. Benim branşım motosiklet. Ama bir fırsat olup motosikletle ilgili video paylaşamadım. Bugün fırsatı doğdu. Aslında onunla ilgili çok iş yaptım. Bu süre zarfında videolarımı yayınladığım süre zarfında ama hep böyle sıkışık zamanlara geldi. Maalesef video hazırlayamadım arkadaşlar. Şimdi zamanı geldi. Şimdi Yamaha YBR 125 motosikletimizin debriyaj ayarını yapacağız. Debriyaj halatını değiştirmişler. Sorunu sert ve sonradan kavraması, geç kavraması. Her zaman dediğim gibi yan sanayi parça takılmasından mütevellit ve işçiliğinden kaynaklı bir sert çalışma problemi ve geç kavrama problemi var. Onu düzelteceğiz. Öncelikle şöyle debriyaj halatının yan sanayi bir halat olduğunu size şöyle göstereyim. Bunlar piyasada 15-20 liraya yan sanayisini bulabilirsiniz ama herhalde orijinali 50-60 lira civarındadır. Belki daha fazladır. Şöyle halatın çalıştığı yeri bakın şöyle şu boyundan itibaren geliyor. Şu boyundan itibaren motorun üzerindeki debriyaj levyesine kadar uzanıyor arkadaşlar. Levyenin olduğu kısımda arkadaşlar bakın hemen şurada. Yani bu işi aslında 3 liralık bir debriyaj halatıyla da çözülebilir. Aklınızda olsun. Yani 3 liralık silindir başlı bir debriyaj telini yukarıdan aşağıya takıp şuraya da sıktırma takarak sıktırmalı bir şekilde de yapabiliriz. Orijinal yani bu şekilde orijinal tip olarak da satın alıp yapabiliriz. Her iki türlü de olur. Şu andaki problemimiz dediğim gibi biraz geç kavraması ve debriyajının sert olması. Debriyaj halatını nasıl yumuşatırız? Hadi birlikte bu işi çözelim. Hadi bakalım. Öncelikle arkadaşlar bir şırınga yardımıyla bir şırınganın içine ne yapıyoruz? Yağımızı çektireceğiz. Yağımızı çektirdik. Sonra şu kısmını, burası önemli. Şu ağız kısmını iyice sildirdim. İğneyi arkadaşlar geçirdim. Burası niye önemli? Silmemizin şeyi, iğneyi arkadan zorladığımız zaman, yağ kalın olduğu için zorladığımız zaman iğne ucundan fırlayıp gidiyor arkadaşlar. Onun orasını atlamayalım. Özellikle size anlattım bu olayı. Hadi bakalım şimdi yağlayacağımız yeri göstereyim. Şimdi sağlıklı bir debriyajın çalışabilmesi için öncelikle şurada bakın bunun şurasında bir boşluk meydana gelmiş. Görüyor musunuz? Şu boşluk. Şu. Oradan gözükmedi. Bir saniye. Evet. Şuradaki boşluğa dikkat edin arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın. Şu dipte bu şu anda çalışmıyor. Dönmüyor. Yani bu vidanın üzerinde şu vaziyette şöyle dönmesi gerekirken dönmüyor. Bu boşluk yapmış. Niye boşluk yapmış? Boşluk yapmasının sebebi iyice şöyle göstereyim bakın. Şu boşluğu görüyor musunuz? Şu boşluk debriyaj kolunun buradaki vidasının yağsız çalışmasından mütevellit kolun için ve civatanın aşınmasından kaynaklanır. Şu hazneyi sürekli yağlı tutmanız lazım. Bir şırınga gibi bir şeyle işte 2 haftada 3 haftadır ayda bir burayı sürekli yağlamanız gerekir arkadaşlar. Aynı zamanda burayı yağlamanın avantajlarından bir tanesi de debriyajın rahat çalışmasını, yumuşak olmasını da sağlar. Öncelikle buradan bir yağlayarak başlıyoruz. Ben yağlamıştım zaten. Şöyle birkaç damla yağlamamız yeterli arkadaşlar. Orayı yağladıktan sonra bakın debriyaj halatının şu gergi civatasının olduğu yerden iğnenin ucunu gözüküyor mu net? Şuraya geçiriyoruz arkadaşlar. Şu tarafa çevireyim biraz. Evet. Buraya geçirdik. Normalde
bu tip halatlarda şey olur. Debriyaj halatın iç halatın dışında lastikle kaplı olur. Dış halatın içine öyle geçer. Dışarıda yağmurda, çamurda kaldığı zaman debriyaj halatları paslanmasın diye. Böylelikle de demir demire kuru kuru sürtünüp de aynı zamanda da sert de olmaz. İlerleyen zamanlarda pas tutup iyice de sertleşme olayı olmaz. Tabii yan sanayi şey olduğu için, debriyaj halatı olduğu için muhtemelen, hani içine açıp bakmadım ama muhtemelen içinde yoktur. Çünkü olsaydı böyle sertleşmezdi. Az önce yağladım ben. Bayağı bir gevşedi. Şimdi size göstermek açısından bir daha yağlıyorum. İğnemizi buraya geçirdik. Yavaş yavaş arkadaşlar. İğnemizi halatın içine yağı zerk ediyoruz. Hafif fazlası aşağıya damlıyor. Damlasın, sorun değil. Bu arada da şu hareketi yapabiliriz. Daha çabuk çok geçsin diye. Yani debriyaj az önceki yağsız haline göre 2-3 kat, 4 kat yumuşadı. Normal olması gerektiği seviyeye geldi. Bu zamanla çalıştıkça da alt tarafına kadar yağ gidecek. Halatı komple yağlayacak. Bu işlemi şöyle 2-3 ayda bir, ayda bir yapmakta fayda var. Hem debriyaj halatı daha uzun ömürlü olur, hem de sizin kullanma konforunuz artar arkadaşlar. İş sürekli yumuşak kalır. Bunu kesinlikle unutmayın. Evet. Bu şekilde fazla yapmayacağım. Daha önce yapmıştım zaten ben. Şimdi en sonda bir şeyini yapalım. Çalıştırıp ayarını yapalım. Ayarına bakalım. Ondan sonra da işlemimizi bitirelim. Ben de şu anda debriyajı harika. Çok hafif gerebilirim. Gerebilirim. Şu boşluktan mütevellit aslında şu ayarı iyi ama boşluktan mütevellit ayarını çok az daha sıkmam lazım. Olmadı. Buna bir tane kol alınabilir arkadaşlar. Alınması lazım. Evet. Bir de arkadaşlar halatın şurada bir sürtünen yeri var. Debriyajı yumuşatmak adına çok az, birkaç damla da oraya şey yapabiliriz. Fazla toz kapmasın diye de fazla dökmeyin. İster istemez her halükarda toz kapacak ama hem aşınma açısından hem de debriyajın yumuşaklığı açısından bu gerçekten çok önemli. Oraya da birkaç damla yağ dökmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, sağlıklı bir debriyaj ayarı nasıl yapılır? Her şeyden önce iyi bir rahat çalışan bir orijinal kabloyla kullanılmış, işte alt debesinde sıkıntı olmayan, kolunda boşluk olmayan bir debriyaj sistemiyle arkadaşlar, çok hafif, şu kadar mesela, şu boşluğu saymıyorum, şu kadar bir şey olması lazım, esneme olması, boşluk olması lazım. Yani debriyaj halatı tamamen sonuna kadar böyle şey sıkılmaz, şu ayarı getirip de böyle kütük gibi bir debriyaj ayarı olmaz. Debriyaj halatında çok az, şöyle size göstereceğim, çok az şöyle bir esneme olması lazım. Esneme olmazsa hem motor çok geç kavrar, hem baskı balata sürekli açık kalır, motor bağırarak çalışır, kalkarken zorlar, randımanlı bir şey olmaz, zamanla baskı balatasını, debriyaj balatasını sıyırabilir arkadaşlar. O yüzden çok hafif, şu kadar bir boşluk olması lazım. Bu her motorda aynı olmaz. Her motorda farklılık gösterebilir. Gerek debriyaj halatından, gerek balatasının işte yan sanayi balata takıldığından, baskı balatının yaylarından vesaire vesaire. Bu ayar bazılarında biraz sert olur, bazılarında biraz yumuşak olur. Fark eder debriyaj ayarı. Lakin ama çok hafif boşluk olması bu standarttır. Hepsinde biraz boşluk olması gerekir arkadaşlar. Orijinali bunun pamuk gibidir. Hemen hemen biz de bunu orijinale yakın bir şey yaptık. Ayar boşluk verdik. Şimdi de birazdan çalıştırıp şey yapacağım, deneyeceğim. Bakalım tam istediğimiz seviyeye gelmiş mi? Başka onunla ilgili anlatacağım, yani ayarla ilgili anlatacağım bir şey yok. Test aşamasına geçelim. Testini yapalım. Debriyaj ayarının testi de nasıl olur onu da hemen size birazdan göstereyim arkadaşlar. Evet dostlar,
Şimdi nasıl şey yapacağız? Test yapacağım. Debriyajı birden bırakıp motorun debriyaj balatasını kavrayıp kavramadığını anlamak için debriyajı birden bırakıp gaz verip ön kaldırma pozisyonunda testin bir tanesini ön kaldırma şeklinde ayarlayacağım arkadaşlar. Eğer motor çalıştıktan sonra önü kalkıyorsa bilin ki debriyaj ayarı iyidir arkadaşlar. Hemen göstereyim. Bu şekilde kalkıyorsa önü iyidir. Artı çalıştıktan sonra rahat bir vitesi atıp rahatlıkla boşa geçiyorsa vites kolu o CV'ye yeterdir arkadaşlar. Yani debriyajın ayırdığı debriyaj balatalarının ayırdığı boşta dururken vitesi atınca yürümüyorsa vites rahatlıkla boşa çıkıyorsa birincisi olması gerekli maddelerden bir tanesi olur arkadaşlar. Vitesi atacaksınız. Sonra boşa alacaksınız. Rahatlıkla geçiyorsa tamamdır. Sonra ikinci aşama gaz verip motorun önü kalkıyorsa rahatlıkla kalkıyorsa debriyaj tam birleşiyordur. Motoru direkt güce bindiriyordur. Tam tersi olduğunda ise motorun önü kalkmayacaktır. Sıkıntı olacaktır arkadaşlar. Hadi bir daha test edelim. Aküsü de biraz sıkıntılı. İkinci hususta arkadaşlar tam ayırıp ayırmadığını nasıl anlarız? Arka frene basarız. Arka frene basınca vites atarız. Arka frene basar zorlarız. Debriyaj balatası o anda sürekli motor stop ettirmiyorsa bilin ki o zaman debriyajda problem vardır arkadaşlar. İkinci testimiz de o şekildedir. Bakın sol ayağımla vitese debriyaja bas şeyi frene basıyorum sağ ayağımla. Tam gaz verip debriyajı bıraktığım anda motor stop edecektir arkadaşlar. Yani debriyaj balatasının tam yüke bindirip kaçırmadığının anlamına gelir. Yani debriyaj ayarının ikinci mantığı da budur arkadaşlar. İki şekilde de debriyaj ayarının randımanlı olduğunu, balatanın sağlıklı olduğunu test edilmesi, ölçülmesi de bu şekilde olur arkadaşlar. Şimdi bu ayar debriyaj halatı değişince birazcık daha güzel olacak. Biraz daha şu anda çok iyi ama böyle idare edebilir ama debriyaj kolunu değiştirdiği zaman o boşluk olayını çözdüğü zaman debriyajın ayarı daha da randımanabilecek, daha da güzel olacak. Bunu kesinlikle şey yapmayın, unutmayın. Şuradaki boşluğu kesinlikle oluşturmayın. Arkadaşlar şimdi şunu söyleyeyim. Bu şeyle motosikletlerle ilgili daha videolarım gelecek arkadaşlar. Devamı gelecek. Dediğim gibi asıl uzmanlık alanım benim motosiklet. Lakin sürekli İç Anadolu'da yaşadığım için motosiklette bir türlü haşır neşir olamadım. Bir türlü fırsat bulamadım. Sigorta mevzularında geçen sene mi, evvelki sene mi sigortalar yükseldi. Onun muhabbetine motoru sattım. Daha da şey yapmadım. Bir daha almadım. Artı çok fazla İç Anadolu'da binlemiyor maalesef. Soğuk, Akdeniz gibi dört mevsim binlemiyor motora. O yüzden motorlarla ilgili video inşallah ilerleyen zamanlarda gelecek arkadaşlar. Debriyaj ayarının incelikleriyle ilgili daha ilerleyen şeylerde, videolarda daha anlatacağım.
karbüratör ayarıdır, jant ayarıdır, elektriksel, kabortasal vesaire her şeyiyle alakalı video hazırlayacağım. Sizlere sunacağım inşallah. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek ümidiyle esen kalın. Hoşça kalın, bay bay.